Şimdi Kuşadası'da Marmara Reisi Belediyesi bir gezi düzenledi. Biz davetli değildik. Ondan sonra mecliste ben başkana gazeteciler arasında ayrım yapıldığını söylediğim zaman Gülgün Hanım lütfen olur mu öyle şey buyurun dediği halde biz gitmedik. Şey için değil, baştan davet edilmediğim için gitmediğimi söyleyeyim. Yoksa biz de gidiyoruz belediyelerin böyle davetlerine. Geçtiğimiz yıl Ankara'ya gittik. Burada bir şey yok. Burada meslektaşlarımızla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ama bir tanesi içlerinden 5 yıldızlı bir otele gidiyorsan oradaki animasyon programında işte dansöz de oluyor, etkinlik de oluyor, şarkıcı da oluyor. Sadece o kareyi resim çekerek Başkan Atay'a teşekkür ederiz demiş ama şurada bir cümle de burada bir sıkıntı var zaten kim Evet. paylaştıysa. Marmara Reisi Belediye Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu Kuşadası Ramada Otel'deki programa katıldık. Şimdi Evet. böyle dediğin zaman bütün sosyal medya takipçileri Evet. özellikle farklı partiler Evet. zannettiler ki Hikmet Ata Evet. böyle bir etkinlik. Hayır, bu otelin kendi programı paylaşan arkadaş da bu resmi koyduğu için biraz sıkıntı oldu. Ha, biz Marmara Reisi'yle ilişkim hiç iyi değil onu söyleyeyim ama burada da adamın şimdi hakkını yedirtmeyiz yani yemem. Onu da özellikle söyleyeyim yani bu dansözün Marmara Reisi Belediye Başkanı ile bir alakası yok. Bu tamamen otelin bir programı. Şimdi ben biraz daha böyle çok derin gireceğim. Bana göre bir taraftan evet basın, moral, belediye. Çünkü sürekli iç şeyiz, beraberiz siyasetçilerle, basın mensupları. Tamam, bunlar yapılabilir. Şimdi zamanı mıydı, yeri miydi? Zamanı derken seçimlere işte şurada 4 ay Evet. kalmış. Madem böyle bir şey düşünüyorsunuz, 2 yıl önce neredeydiniz? Bir taraftan önce ben vatandaşın yanında olmamız gerekiyor. Tamam, bu tür etkinliklere biz de gidiyoruz, gittik ama şimdi Giderdik yani. ben bunu araştırdım. Marmara Ereğlisi zaten tarihi bir yer. Madem böyle bir şey yapacaksın, keşke Marmara Ereğlisi'ni de yapsaydın. Niye? Perintoz. Kuşadası, değil mi? Perintoz, oradaki bir hem orada yerel esnafı canlandırırdın. Çünkü bunun bir harcaması var. Hem Marmara Ereğlisi'ni bir gezdirin. Kültürse orada var zaten kültürel geziler. Bu birincisi, keşke Kuşadası değil de madem kültürel bir gezi Marmara Ereğlisi'ni gezdirseydin. Örnek veriyorum. İkincisi, hesap ettim ben, yaklaşık 60 kişi katılmış eşli. Sordum bir tane şeye, tur şirketine. Kişi başı 6 bin liradan aşağı olmaz bu gezi dedi. 3 gün 2 gece. Tahmini O olarak. otel Ramada Kuşadası oteli belli. Şeye de geleceğim, dansöz olayına da. 6 bin lira, 60 kişi, 360 bin lira, 400 bin lira. Yani bir tarafta, çünkü Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı açıklaması var. Arsa satıyorsun. Çok yakından bilmiyorum. Evet. Marmara Belediyesi bütçem yetmiyor diye belediyenin arsalarını satıyor. Satabilir. Sonra da 400 bin liralık bir gezi yapıyorsun. Yani burada da bir çelişki var. Yani bu ekip işi. Ha, madem bu geziyi yapıyorsun, keşke şey de yapsaydın. Madem 400 bin lira bütçem var, bilmiyoruz bak net, bunu Hikmet Atan'ın da Tabii. açıklaması lazım. Bu belediye bütçesinden mi yapıldı? Bir sponsor mu bulundu? Kim yaptı? Onu da Tabii tabii bilmiyoruz. tabii. Belki de Ramada Otel'in sahibi dedi ki yarası Getir. iyi. Oradan 60 kişi gönder. 2 otobüs benim Vallahi böyle gazeteci bilelim. gider Ercan Bey. Ya Ben de gider. davet gider. Biz de Ya giderdik davetli şöyle olsaydık. işte, bunu esas konuşulması gereken, böyle bir bütçeniz varsa, hani ben diyorum ki keşke işte gazi yakınları, gaziler öyle mi? Şehit yakınları, engelliler, yani 60 kişi varsa bunun işte 30 kişisi, 40 kişisi bu Marmara Ereğlisi'ndeki engelliler olsaydı, Marmara Ereğlisi'ndeki gaziler olsaydı, şehit yakınları olsaydı, böyle onun yanında da işte gazeteci de olabilir. Oraya gitsin, haber Tabii, yapsın, tabii. görsün. Örnek veriyorum, bu 60 kişinin 20 kişisi gazeteci, 40 kişisi de bu ekip olsaydı bence daha güzel olurdu. Güzel olanı söylüyorum. Kötü oldu. Bilemiyorum, o onları Tabii. değerlendirmesi. Dansöz oynatmaya gelince bu birazcık provokasyon Ya olmuş. Hani kesinlikle. beni götürmedin, onu götürdün, ben de böyle yazarım gibi Tabii. olmuş. Dansöz olayı, ne Hikmet Atan'ın haberi var o Ya işte. tabii ki yani şimdi Ne kapak şey Marmaris Belediyesi'nin bu işi organize edenlerin haberi var. 5 yıldızlı otele herkes gidiyor. Özellikle Kuşadası gibi bir yerde. Bu o otel konseptinin, programının içinde 10 dakikalık, 15 dakikalık işte dışarıdan yabancı kafileler geldiğinde, ha onu sorarsan bu dansöz olayın komple kalkması lazım. Bizim kültürümüzde artık böyle bir şey de dansöz yok. yok bitti artık. Yani yurt dışından bir İtalyan, İngiliz, Fransız da gelse 5 yıldızlı otellerde dansöz oynatılmasına kökten karşıyım.
tamamen kaldırılması lazım. Bir yönetmelikle, bir talimatla böyle bir şey yok kardeşim. Ya biz Türk insanıyız. Nedir bu dansöz ya? Ha ben özel bir şey yapıyorum. Kendi, ya bak ona bir şey diyemem. Kendi evimde, kendi aileme, kendim bir şey, o ayrı bir olay. Ama sen otelin girişinde bizim konseptimizde dansöz de var. Ya dışarıdan gelen bir İngiliz, bir Alman hepimize dansöz gözüyle bakar kardeşim. Ya hadi canım diye bir şey yok ki. Ya ne kadar değişik bir bana göre şey. Utanç verici bir şey. Yani bir turistik otelde yabancı turistleri, gazetecileri dansözle karşılıyor olmak. Yani bunun Hikmet Atay'la hiç alakası yok. Yok. Genel konsepti söylüyorum. Bana göre Turizm Bakanlığı bir genelge yayınlayacak. Bu dansöz olayı kaldıracak. Ya zaten bir zamanlar daha televizyonlara çıkıyordu. Kaldırıldı. Bu yanlış bir konsept. Ha dediğim gibi 30 kişi bir araya geldik. Biz eğleniyoruz kardeşim. Ayrı bir yerde, kapalı bir yerde dansöz oynatacağız. Ne oynatırsan oynat. Evet. Beni ilgilendirmiyor. Ama bu turistik otellerde işte yüz boyama var, animasyon var, güldürü var. Tamam. Halk oyunları var. Tamam. Şarkı var. Tamam. Dansöz ne ya? Şimdi oradan AK Partili belediye evet. başkanı vuruyor olmak da ayrı bir provokasyon. Kesinlikle. Yani olayın özetinde evet stres atsın, gazeteciler bir araya gelsin, birbirlerini daha iyi tanısın, kültürel gezi yapsın. Çok güzel. Evet, evet. Ama biz de katılıyoruz. Arsa satıyorsun, paran yok. 60 kişi götürüyorsun, içinde engelli yok, şehit yakını yok, bilmem ne yok. Benim eleştirdiğim nokta bu. Mesela ben Hikmet Atay'a çok kızıyorum. Belediyede şey için kızıyorum. Belediyede bir iki kişi var. Belediyeyi dizayn ediyor Ercan Bey. Mesela bize yıllardır söylüyorum. Bir tane haber bülteni gelmiyor. Bir tane davet olmuyor. Bu konuda da kendisiyle konuştuğumda çok ısrar etti. Olur mu Gülgün Hanım? Lütfen sizi de bekliyoruz. Hayır dedim başkanım. Baştan çağrılmadığım hiçbir programa telefon açıp da gitmem ben Ercan Bey. Gitmediğimiz yer değil. Hayırlı uğurlu olsun. Oradaki birçok arkadaşımın da gitmediği yer değil. Onu biliyorum ama ben o yüzden gitmedim. Yoksa normal şartlarda ilk davet edilse ben de giderim. Niye gitmeyeyim? Basın davet edilen yere gidiyoruz vallahi gideriz de yani. Ama yiğit öldür hakkını da yeme. Burada bu dansözle ilişkilendirmek tam da seçim üstü hiç şık bir hareket değil. Bunu da altını çizelim. Ama şöyle yani şimdi burada sonuçta demokratik hak yani şey yok ki dansöz var mı? Var. Gazeteciler gitti mi? Gitti. Ama cümleyi düzgün kurmak gerekiyor Ercan Bey. Yanlış. Şimdi bak bu cümleye göre Hikmet Atay'ı linç etmek doğru. Bak cümle çok şey çünkü. Açık bir cümle. Tamam diyor ki Kuşadası Ramada Otel'de program düzenledi Ereğli tamam. Belediyesi. Düzenlemedi yazarsan. Mi? Düzenlemedi mi? Bu programı diyor altına da dansöz koyuyor. Tamam ya, orada şimdi, bir hata var yani. Paylaşımda bak, bir sıkıntı var. Şimdi arkadaş. Burada kasıt var mı? Var. Ama haberciliğe baktığın zaman bütün kim nerede 5 NK'ya da uyuyor. Kim nerede ne yapmış? Marmaris Belediyesi gazetecileri İzmir'de Kuşadası'na Ramada Otel'e götürmüş. Orada da dansöz oynatılmış. Yanlış mı? Doğru. Ama otelin konseptinde. Ya o ince bir ayrıntı. Bu paylaşım şimdi, tepkiler büyüyünce hemen kaldırılıyor ama dikkat etmek gerekiyor. Ya böyle paylaşım yaparken çünkü en ufak bir yazdığın cümle başka tarafa çekilebiliyor. Onu giderken düşüneceksin. Onu giderken söyledik. Ekip önemli burada. Sayın Hikmet Atan'ın birçoğundan haberi yoktur bunlardan. Tabii. Eminim. Orada gidince belki gör. Bunu baştan düşünüp de dediğim gibi ya biz Marmaris'inde bunu yapıyoruz. Zaten biz kültür şehriyiz. Bizim burada bir sürü şimdi yeni kazılar yapılıyor, evet, kalıntılar çıkıyor. Madem önemli. Böyle bir etkinlik yapacağız, toplayalım gazetecileri. Evet, kendi belediyemizin yatırımlarını da anlatalım. Öyle olsaydı dansözü de kontrol ederdin. Nerede ne çıkıyor onu da sen bilirdin. Sen buradan binelim otobüse Kuşadası'na otele gidelim dedin mi? Orada dansöz de çıkar karşına bilmem ne de çıkar. Sıkıntı. O arkadaş da belki iyi niyetle dedi ki. İyi niyetle tabii. Burada ben biz kötü hani ama işte kurduğumuz cümlelere çok dikkat etmek lazım. Hadi geçelim İlber Ortaylı'dan bahsetmiştik. Tamam geçelim Gaziantep. Milletin parası çok hassas bu dönemde. Yani şu anda duvara tosladık. Ekonomik sıkıntıdayız. Bütün belediyeler için. Ha ben giderim kardeşim. Ve davet ederse niye gitmeyeyim? Sorumluluk belediye başkanının. Ama diyoruz ki harcamalarınıza dikkat edin. Bu önemli bir nokta. Böyle bir şey harcıyorsanız daha dikkatli olun. Olmazsanız işte böyle kaş yapalım derken göz çıkar. Aynen. Diyoruz. Hayır doğru olsun. Ben giderim niye gitmeyeyim bana ne? Ucu bana şey değil ki. Ya hadi geçelim Gaziantep'e arkadaş.